çok vakit kaybetmeden Açık Bilim ekibini alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Tevfik Uyar, Kübra Karacan, Kaan Öztürk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet. Şimdi ilk önce, biraz önce başladık ama seyircilerle de paylaşmak açısından benim Açık Bilim'le ya da Açık Bilim demeyeyim ama bir radyo programıyla sizinle tanıştım. İşte yıl kaçtı? 2011. 2011'de o zamanlar işte her radyo ne yapıyor biraz kayıtları incelerken böyle bir programa rastladım ve bir haber radyosu içerisinde çok da ilginç gelmişti bana. Biraz da farklı gelmişti. Ondan sonra dergiyle tanıştım. Dergi bizim kuşak için işte o bilim teknikleri okuyan, tabii şimdiki algısı biraz daha farklı ama dergiden bir şey öğrenmek, bilim öğrenmek, böyle bir kültürümüz vardı ve o da çok sempatik gelmişti. Sonra aynı dönemde podcastler de başladı. İlk önce o bir dergi kısmına gelelim. Dergi başladı, bir süre sonra da tamamlandı. Bilmiyorum dergiyi okuyanlar, o dönem hakim olanlar var mı? Neden bitti dergi işi? Neden bitirdiniz? Gayet iyi gidiyordu bizim için. Çok iyi bilgi alıyorduk, sağlam yazılar vardı. Sonra dergiyi ama bitirdiniz bir veda yazısıyla, duygusal bir veda yazısıyla. Evet, evet, bizim için de zor oldu. Şöyle yani dergi büyük bir ekipten oluşuyordu artık. Herhalde kendi açısından bir motive etme sınırına ulaşmıştı. İnsanlar yazı yazmakta zorlanmaya başlamıştı. Bunun motivasyonla ilişkisi olduğu kadar tabii şununla da ilgisi var. Yani ben mesela 50'ye yakın yazı yazdım Açık Bilim dergilerinde. Ama işte atabileceğimiz kurşun sayısı sınırlı. Hani bu hayatta bir başkalarının da ilgisini çekecek biçimde yazabileceğimiz konu sayısı sınırlı. İnsanların hepsi kendi sınırlarına bir anlamda ulaştılar. Bir de Açık Bilim bir misyonla çıkmıştı. İnternette de bilim dergiciliği yapılabileceğiyle alakalı ki çıkış öyküsünün o dönemdeki bilim tekniğin evrim kapağının sansürüyle ve NTV bilimin kapanmasıyla da bir ilişkisi vardı. Biz çıktıktan yıllar sonra bizim gibi başka bilim siteleri de açıldı ve çoğu bizim standartlarımızı da takip etti. Zaten bir anlamda misyonunu tamamlamış oldu. Yazı yazmak da çoğumuz için tabii biz başladığımızda durum farklıydı. Zaman içerisinde işlerimiz, güçlerimiz değişti. Konumlu, yani bayağı yurt dışına gitti mesela Kaan gibi. Yani konumlarımız bile değişti. Ve günü geldiğinde artık tam zirvedeyken bırakalım dedik ve o şekilde bırakmış olduk dergiyi. Peki podcast hemen hemen aynı dönem değil mi? Başladı evet. Biraz önce mi? Ya eş zamanlı aşağı yukarı. Şimdi Açık Bilim'i ben Çağrı Yalgın'la beraber kurdum. Çağrı Yalgın o dönemde Japonya'daydı. Sinir bilim doktorasını yapıyordu. Hatta biz aslında podcast'te değil podcast'ta başladık. Çünkü Çağrı Yalgın Finlandiya'ya geçtiği zaman podcast diyordu artık onu oranın telaffuzuyla. Zaten demiştik ki yani biz röportajları dergide böyle düz yazı olarak yayımlamaktan ziyade artık podcast dediğimiz bir kavram var. Bu röportajları podcast olarak yayımlayalım diye bir teklifte bulunmuştu daha dergiyi açarken. Ben de o dönemde Bostancı'da oturuyordum. Atatürk Havalimanı'nda çalışıyordum. Böyle akşamları 91.6 Haberin Radyosu diye bir program vardı. Yavuz Semerci, Açılı Sezen, Kerimcan Kamal onların sunduğu. Hep onları dinlerdim. Böyle arada bilimle ilgili bir konu olduğu zaman orada hatalı bir söylemde falan buldukları zaman hemen telefonla arardım. Ya şimdi o öyle değil. Şimdi onun aslı şu falan diye açıklardım. Bir gün canlı yayında bana dediler ki ya sen ne güzel anlatıyorsun. Gel burada radyo programı yap. Ben de canlı yayında olur dedim. Rotayı kırdım direksiyonu. Mecidiyeköy'e gittim. Radyo programı bitiminde oraya vardım. Dedim ben geldim program yapacağım. Ciddiymiş onlar da. Tamam işte Ayşe var onunla konuşun ayarlayın. Yani programa başlayın dediler. O şekilde de programa başladık ve bir podcast kanalı da onun için açarak yani Açık Bilim Dergisi, Açık Bilim Radyo Programı ve Açık Bilim Dergisi'nin podcast yayını. Biz o zaman podcast'te cep yayın diye bir karşılık bulmuştuk. Açık Bilim cep yayını. Bu üçü yani aynı zamanda aynı şekilde başladı diyebiliriz. Sonra muhabbet teorisi ve ondan sonra bir sürü... O biraz sonra. İstiyorsan sen söyle orasında. O yani. Daha nispeten sonra. 2014'te mi dergiyi kapatmıştık? Öyle bir şey. 15. 15'miş. Evet. Daha sonra işte aslında Tevfik'le böyle radyo programına birkaç kere beni davet etmişti. Tabii ben o zamanlar Tevfik kadar iyi konuşamıyordum. Hala o kadar iyi konuşamıyorum ayrı. Böyle davet etti birkaç kere. Estağfurullah. Ben böyle... evet. Hocam yani. Hiç konuşmuyorum bu arada. O yok ama gerçekten böyle çıkarıyor beni oraya. Ben böyle kalıyorum.
falan. Ya bir şey anlatıyorum böyle, tamam susuyorum, yeter sus, anlattım susayım artık falan diye. Tabii radyoda canlı ortamı da biraz farklı tabii. Canlı yayında olduğunu bilmek başka tabii, bir şey radyoda yani. Dolguyu falan nasıl yapacağını şaşırıyor az zavallı çocukcağız. Ondan sonra ama işte başladık bir muhabbet diyoruz ama ilk benle başlamadın galiba. Şimdi radyo Ömer'le programı da başladım. Tabii evet, radyo programına Ömer Cansızoğlu ile başlamıştık. 40 bölüm kadar öyle gittikten sonra radyo bir şey değişikliğine gitti. Politika ve artık sponsorluk olayının önemli olduğuna karar verdi. Bir bilim programına Türkiye'de sponsor bulmak namümkün. Hal durum öyle olunca sponsorsuz kalan biz radyodan ayrıldık. Açık Bilim Dergisi de hemen hemen o dönemde kapanmıştı. Sonra ben de dedim ki ya biz bugün buraya çıkan G-Pod gibi en azından kendi aramızdaki muhabbetleri yayınlasak yeter. Yani hani profesyonel bir şey olmasın. Biz zaten podcast serisine koyuyorduk radyo programlarımızı. Burada hazır bir dinleyici kitlemiz var. Kendi kitlemize devam edelim muhabbetlerimizi sunmaya dedik. Adını da muhabbet teorisi olarak değiştirdik. Şunu da ekleyelim. Bir de Yalan Savar ekibine de dahiliz aynı zamanda Tevfik'le ben. Evet, Yalan Savar ekibiyle de konuşmuştuk. Aslında evet. Bir organik bağ var aranızda. Çok, çok yakın bağ var. Ya Açık Bilim Dergisi'nin kadrosunun önemli bir kısmı Yalan Savar ekibindeydi de aynı zamanda. Yani ortak bir üretim geleneğimiz de var zaten. Ve Yalan Savar podcastleri üretiminde de zaten biraz beraberce bir konuyu araştırma, bir konuyu etraflıca inceleme konusunda da ortak çalışmalarımız oldu. O konuda da tecrübemiz oldu. Birbirimizi tanır olduk. Bu şekilde işte biraz muhabbet teorisine de devam edelim dedik. Yani muhabbet teorisine benim katılmam 2016 mıydı? Düzenli katılman evet. Evet. Yani biz muhabbet teorisini de evde Ömer'le yapmaya başlayalım dedik de Ömer şu an bir izin alarak böyle şeyler ancak katılabileceği bir devlet kurumunda çalışmaya başladı, öyle söyleyeyim. Öyle olunca Ömer bırakmak durumunda kaldı. Ömer'in yerine aklıma ilk gelen partner benim için Kaan oldu zaten. Sağ olasın. Hem bilgisiyle hem hem bilgisiyle başka bir şey diyemiyorum. Niye diyemiyorum? hem de bilgisiyle. Ya bir de, bilgisi ya bir de şimdi yaşlı ya, moruk ya hani tecrübeleriyle falan değer yani yönlendirir diye. Yani bu ufaklığı biraz dizgileyecek birisi lazımdı böyle olgun aklı başında. Tamam. O yüzden. Evet. Evet. Peki o G-Pod dedi gibi dediniz işte daha rahat bir ortamda kaydettiğiniz podcastler şu anda nasıl? Yani daha profesyonel bir ekipmanla mı kaydediyorsunuz? Ortam değişti mi? Şu anki kayıtları nasıl yapıyorsunuz? Oraya Kübra yanıt versin madem onun şeyi. Çünkü arka plandaki teknik altyapı ona ait. Teknik altyapı. Tamam. Selam, ben teknik. şöyle ev yayınlarında yine eski usul devam ediliyor. Kendileri yine evden telefonlarla ya da işte Google Hangout'a bağlı. Evet, Hangout aracılığıyla yapılıyor. Ama her ay toplanıyoruz biz. Dom sponsorluğunda gerçekleşiyor işte. Canlı yayınlarımız oluyor. Onlarda ekipmanlarımız gayet iyi. Orada mekanın ekipmanlarını kullanıyorduk önce. Daha sonra Patreon aracılığıyla bizim bir destekçi, ücretli abone diyoruz biz onlara. Mali bakımdan uygun olması için. ücretli abonelerimiz var. Onların sağladığı finansmanla kendimize mikrofon vesaire, telefon tutturabileceğimiz bir aparat, konuklu mikrofonlu, böyle ikili mikrofon, tekli mikrofon, öyle şeyler aldık ve daha biraz daha profesyonel tarafa onlar geçtik. Onlar hayat kurtardı benim için çünkü kesip biçme işlerini ben yapıyorum. Edit kısmı sizde mi? Evet ya, evet, ben konuşmuyorum. Genelde konuşanların sesini kesiyorum. Şu anda da konuşmuyor zaten. Arkadan daha önce editlediği bir playback. Evet, aynen. Kesip anlatıyorum. Patreon kısmı yani size ihtiyacınız olan desteği getirdim ya da ne kadarını en azından sağlıyor ya da nasıl görüyorsunuz onu, sizin için bir mali kaynak mı yoksa daha çok işte böyle sizi takip edenlerin bir şekilde destek oldukları bir platform mu? Şimdi Patreon'a geçeli zaten 12 ay falan oldu. O 12 ay öncesine kadar Açık Bilim'in tüm masraflarını ben karşılıyordum. Ama bu çok büyük bir masraf değildi zaten. Bizim için masraf Açık Bilim'in artık günde 30 bin, 50 bin, 100 bin kişiye ulaşması, gerçekten çok fazla programın dinlenmeye başlanması sonrasında ciddi bir server'a ihtiyacımız olmasıyla ortaya çıktı. Ve Patreon kararını o zaman verdik. Bir de tabii Açık Bilim Dergisi'nin 500 küsür tane yazısı var. O zaten hep açıktı. Yani o arşiv olarak orada duruyordu. Ama onun çok basit bir hosting ve domain ücreti vardı. Yani o bir şey değildi. Üzerinde de birkaç AdSense hesabı vardı zaten. Bir miktar karşılıyordu. Ama çok daha yüksek işlemcili ve yüksek kapasiteli bir server'a, yani hosting planı diyelim buna daha doğrusu, ona taşınabilmemiz için bir bütçe gerekliydi. Şimdi ayağımızı yorganımıza göre uzattığımız için
bütçe zaten yetiyor. Çünkü bütçenin yettiği kadarıyla bir karar alabiliyoruz. Mesela bütçe fazlası verdiğimiz zaman tamam o zaman bu ay şehir dışında bir meetup yapabiliriz deyip mesela İzmir'e gidebiliyoruz. Ya da şimdi mesela Açık Bilim'i YouTube'a taşımak için birkaç çalışma yaptık. Güçlü bir grafik bilgisayarı aldık video editleri için. Böyle softbox dediğimiz şeyler aldık. Bunları taksitle yine Patreon'umuzdan karşılayacağız. Yani bütçemiz ölçüsünde hareket ettiğimiz için şu an için bir sıkıntı yok. Ama ben böyle diyerek şimdi ücretli abone olacakları engellemişsem hemen bunu değiştirebilirim sorun diye. Yani vallahi kan ağlıyoruz, dolar da yükseldi falan diye böyle şey yapabilirsiniz. İşler kesat. Peki, yani ne kadar bütçe o kadar güzel oluyor tabii şimdi. Peki bu bütçeyle çıkan içerikte paylaşımda kaç kişiye ulaşıyorsunuz? Yani veri olarak aslında geçenlerde paylaştığınız bir şey var. Kasım ayı sonu istatistiklerini çıkardık. 2018 yılı içinde toplam dinleme sayımız 3 milyonu geçti. Evet. Yani bu karşılaştırınca bilmiyorum hani sizinle aynı içerikleri üretenler arasında yani bayağı iyi bir sayı gibi geliyor bana. Şimdi biz iTunes gibi veya işte Stitcher gibi böyle podcastler arasında sıralama yapan platformlara baktığımız zaman Açık Bilim her zaman ilk 5'te, hani bilemediniz ilk 10'da. Artık bir de Spotify'dayız. Bir de Spotify'da. Mesela Spotify'da da şu an tabii diğerleriyle karşılaştıramıyorum. Diğerlerinin verilerini bilmiyorum. Ama Spotify'da da mesela şu an 3553 takipçimiz var. Burada başka podcastçiler var. Söyleyebilir hani Spotify takipçi sayısı kaç diye. Ama Türkiye Spotify'ı açınca da en çok dinlenen podcastlerde ilk onda görünüyoruz. Demek ki 3553 takipçi fena değil diye düşünüyorum buradan yola çıkarak. Yani çok yüksek ve bizim web sitemiz de hala günde 110 bin hit alıyor. Günde 110 bin yani ayda değil. Günde 60 bin tekil ziyaretçiye ulaşıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Google'da hala muazzam yakalanıyor çünkü. Bir konuyu araştırmak isteyen eninde sonunda yolu Açık Bilim'e düşüyor. İşte etraflı hazırlamanın, bir yazı hazırlarken iyice araştırmanın getirisi de bu oluyor. Uzun zaman taze kalan yazılar hazırlamış oluyoruz. Bilgi verici olan. Kaynak olarak kullanılan tabii. Peki o sayılar size şöyle bir sonuç veriyor mu? Yalan Savar ve Evrim Ağacı'na da aslında onları sordum. Sizin tarafınızdan baktığınızda bilime karşı gerçekten artan bir ilgi, işte eleştirel düşünceyi önemseyen, yani kitlede böyle bir değişim görüyor musunuz? Yani sayı olarak evet çok iyi bir yerde. İçerik olarak nasıl gözüküyor oradan sizinle etkileşime geçenler? Sen başlıyorsun. Vallahi şimdi biz görüyoruz tabii ama bizimkisi biraz seçilmiş bir algıda olabilir. Yani sokakta karşılaşanlar oluyor böyle ben sizi dinliyorum diyerek beni mutlu edenler oluyor. Ama ben sizi takip ederek veya Yalan Savarı takip ederek bu konudaki yanılgımı giderdim diyenler de oluyor. Ama bu genel nüfus içinde ne kadarlık bir artışa tekabül ediyor onu tahmin etmek zor. Biz tabii bize denk geldiği için bunu artıyor görmüş olabiliriz. Ama herhalde bir farkındalık yani özellikle eleştirel düşünceye ve bilimsel farkındalığa okur yazarlığa bir katkımız herhalde var. Bütün diğer podcastlerle beraber bilim fili olsun, evrim ağacı olsun, yalan savar olsun hepsiyle. Ben daha özgüvenli olarak kesinlikle var diyebilirim. Sonuç itibariyle yani bilhassa yalan savardan başka skeptisizmi bu kadar popülerize eden başka bir şey yok yani. Kendini böyle bir misyon edinmiş başka bir şey yok mesela. 2011-2012 yıllarında da Açık Bilim'den başka yoktu. Yani bilim sevgisini aşılamak, bilimsel okuryazarlığı arttırmak gibi bir şey. Hani ben 2011'den beri aldığım e-postalara baktığım zaman hani insanların, ya şu var, Kaan şunu söylemeye çalışıyor tabii. Bir insan buna ilgiliyse en sonunda takip edecek bir şey bulacaktır. Belki bu etkiyi biz yaratmamışızdır diye. Ama hakikaten de bir şekilde bulup öğrendikten sonra bakış açısını değiştirdiğini bildiğim ve bu yönde aldığım e-postalar kesinlikle oluyor. Belki Kübra'ya bu bakımdan sormak lazım. 2 sene öncesine kadar tanışmıyorduk ve o bizim dinleyicimizdi aslında mesela. Bir dinleyici olarak siz iletişim kurdunuz öyle mi? Tam olarak yani öyle olmadı ama evet iletişim kurduktan sonra zaten ilk dinlediğim benim podcastlerden biriydi. Muhabbet Teorisi. Kendi arkadaş çevremde de zaten dinlediğimiz tek podcast'ti. Belki biraz izole bir çevreydi bilmiyorum. Biz zaten böyle şeyler dinlemeye meraklıydık, arıyorduk. Hani bilimsel içerikli neler olabilir falan dediğimizde bir işte dediğim gibi bir zaman Yalan Savar dinledik. Evrim Ağacı vardı, Açık Bilim vardı. Gayet iyi dinleniyordu yani. Sonuçta arayıp bulamamak da vardı işte. Yani böyle bir içerik arayan bir kitleye en azından aradığını veriyoruz. Bir de ne aradığını bilmeyen bir kitleye ne arayabileceği konusunda belki fikir veriyorduk. Şundan eminim. Açık Bilim'den önce internette böyle yaygın bir bilim dergiciliği yoktu. Pek çok platform
bizi takiben çıktı. Ve zaten bunu da hani mesela bizim bir kullanıcı izinleri bölümümüz vardır standartlarımızı ilan ettiğimiz, ilk açtığımızda. Hani başka açılan sitelerin kullanıcı izinleri diye bir bölümü vardı ve aynı standartlardı. Yani bir şekilde bizi takip ederek aa bu iş yapılabiliyormuş dediklerinden eminim. Bunu şahsi olarak iletenler de oldu. İletmeseler de böyle olduğunu bildiğimiz bir şey vardı. Yani hiç olmazsa bunun önünü açtık. Yaygınlaştı. Hiçbir etkimiz yoktur demek daha büyük bir iddia olur. Ben olduğuna inanmak istiyorum en azından. Motivasyonumun kaynağı yani. Yalansever ve açık bilimin bence diğerlerinden de ayrılanın özelliği bir yani kırmızı çizgiye sahip olması ve ona sen asla... şimdi içeridesin artık. Sen şimdi kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi. Ya onu biraz açar mısın? Şoray kanunları hocam. Ha, öyle mi? Dudaktan öpüşüyoruz. Ya şöyle intihale karşıyız. emek gözetiyoruz. Ve bunun gibi işte bir sürü kırmızı çizgiyle hareket ediyoruz. Ve asla aşmıyoruz bunu. Bilimsel etik çerçevesi, evet, kırmızı çizgiler oluşturduğu çerçeve o yani. Aynen öyle. Yani mesela bir görsel malzeme kullandığımız zaman onun kullanıma açık olduğundan emin oluyoruz lisans gereği. Veya izin alıyoruz bunu üreten kişiden. Çevirilerde İzinsiz de öyle. İzinsiz tabii. Çeviri yapmıyoruz. Yani herhangi bir siteden alıp yapıştırma falan mümkün değil. Yani yapmıyoruz. Politikamıza aykırıydı. Peki o 2010'larda başladıktan sonra o zaman bu kadar etkin değildi. Sosyal medya şu anda çok fazla hayatımız içinde ve siz de etkin biçimde kullanıyorsunuz. Yani bilgi paylaşımını, linklerin paylaşımını ve tabii orada daha fazla dinleyici yorumuyla da karşılaşıyorsunuz. Ben de takip ederken genelde alt yorumlara bir bakarım. Hani ne reaksiyon göstermiş. Bazıları çok sert gelir. Konuyla çok alakasız yorumlar olur ve hep derim yani sonuçta bilim temelli bir paylaşım yapıyorsunuz ve bu sert ya da konuyla alakasız yorumlara karşı bakış açınız her zaman bir düzeyi tutturmak zor oluyor mu? Yani ya da çok sert yorumlarla karşılaşıyor musunuz? Biz bazen bazı postların altında görüyoruz ama bunun yoğunluğu nedir, ne kadar fazla onu siz daha iyi görüyorsunuz. Şimdi şöyle çok takmıyoruz galiba. Herhalde. Yani şu an açık bilimin bir paylaşımına yapılmış olan bir yoruma zaten açık bilimin cevap vermesi bir iletişim kazası olur. O kurumsal bir şey o, başka bir şey. Bunun yapılması da zaten hoş olmayan örnekler yaratıyor. Şahsen hepimiz sosyal medyada pek çok polemiğe giriyoruz zaten. O ayrı mesele yani. Ama ben genelde çok teşekkür ederiz diye cevap verdiğimi hatırlıyorum. Yani genelde öyle yorumları görüyorum. Evet, ya şu açık bilime gelen böyle çok bad yorum olmuyor yani çok kötü yorumlarla karşılaşmıyoruz ya. Var mı öyle bir şey? Ya bazen oluyor. İşte bizim söylediğimiz şeyleri beğenmeyenler olabiliyor. Şimdi politik olarak taraflıyız. O kesin. Evet, tabii. Ha, o politik taraflılıktan dolayı da bazen eleştirenler olabiliyor. Yani her olmadığımız birkaç taraftan da gelen eleştiriler olabiliyor. Peki diyoruz yani ne yapalım? Bilhassa hassas konular. Politik doğruculuk dediğimiz o şey çerçeveye giren. Mesela bir programda ya ben neye inanayım, inanmayayım o önemli değil. Biz program sırasında bir konuyu felsefi olarak her yönüyle ele almaya çalışıyoruz. Mesela hayvanların dil kullanımı olmadığı için onların bazı durumlarda bizim gibi acı çekip çekmediğinden emin olamayacağımızı söylediğim bir programın ertesinde bir hayvan hakları savunucusunun hemen benim bunu söyleyerek hayvan şiddetini meşrulaştırdığım yorumuyla karşılaşabiliyorum mesela. Ona nasıl reaksiyon gösteriyor? Cevap veriyor musunuz ya da bir iletişim? Yani onu galiba YouTube'da olmuştu. Ben de dedim ki ya ben neye inandığımdan bağımsız olarak bu programda her konuyu her açıdan tartışabilmeyi savunuyoruz zaten. Yani hani bunu söyleyerek zaten baştan tartışılmasını engellemeye çalışmış olmuyor musunuz falan diye cevap verdim hatırlıyorum. Kibar cevap verdim ona. Yani kibar vermediklerim var. Ama bu kişiye kibar verdim. Veya bir programda konu milliyetçilikti. Yani milliyetçilik işte... Kötü müdür, iyi midir, kötü sonuç mu verir de yani illaki kötü bir şey olmak zorunda değildir dedim ama detayını şey yapamadan program bitmişti. Herhangi bir şeyle sen zaten sonuçta milliyetçilik kötü değildir diyen adamsın. Çok da şey yapma falan diye böyle hemen ağır şeyler gelebiliyor. Halbuki biz sosyal bilimde tartışıyoruz. Orada faşizm iyi sonuç vermiş midir, vermemiş midir de yani tarafsız bir perspektiften sonunda nereye ulaşacağımız önemli değil. Ama rasyonel düşünce dediğimiz zaman sonuçta duygulardan bağımsız olarak bir şeylere oturup verileriyle tartışmaya diyoruz. Bunlar hassas izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz tarafından çok hızlı şekilde etiketlenmeye neden olabiliyor. Hatta geçen bir mevzu vardı. Neydi o? Şeydi, Atatürk döneminden bahsetmiştik ve çok eleştirmediğimiz, yani resmi tarihin söylediklerini tekrarladığımız için işte biraz suçlandık. Evet, aslında evet,
tarihçilerin araştırarak yazdığı etraflı bir kitaptan yola çıkarak konuşmuştuk ama işte resmi tarihle paralel olduğu için biraz eleştirildik. Tabii kandırılmış addedildik falan filan böyle hemen. Siz de resmi tarihin yalanlarına inanmışsınız, gittiniz orada konuşuyorsunuz falan. Ya olacak bu arada olur. Şimdi 3 milyon dinleyiciden bahsediyoruz. Mutlaka. Hani binde biri böyle düşünse 3 bin yapar, fena rakam. Bize yani. Çünkü podcast'i yeni yapmaya başlayan izleyici ve dinleyicilerin sordu işte hani yorumlar gelecek, biz bunların hepsine tek tek cevap vermeliyiz. Biz de genelde aynı hani kurumsal olarak herkese tek tek cevap vermek doğru bir iletişim değil ama bu merak edilen bir şey. Çünkü bir yayın atıyorsunuz ortaya ve bir etki gelecek. Buna nasıl reaksiyon vermeli? Çok mu kişisel davranmalı? Bunu biraz anlamaya çalışıyor podcast'te yeni başlayanlar. Bu video paylaşımlarıyla ses paylaşımları, podcast ve video paylaşımları arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Hem erişim açısından hem de etki açısından şu anda ciddi bir fark var mı? Çok acayip bir durum var orada benim tespitim olarak. Podcast dinleyicisiyle YouTube izleyicisi birbirinden farklı dünyalar bence. Yani mesela Twitter'da 40 bin üzerinde takipçim var. Şahsım adına söylüyorum. Hı-hı. Podcast'te bütün yani sadece bizim muhabbet teorisinin bir bölümü ilk ayında 20-30 bin kişi tarafından dinleniliyor. YouTube kanalımızın 4 bin abonesi var. Yani bu kitleler birbiriyle geçişken değil anlamına geliyor bu. Yani bir taraftan iTunes'ta 10 binlerce kişinin abone olduğu bir kanal. YouTube'da aynı kanalın kayıtlarına geliyorsunuz. En fazla izleneni 1000 izlenmiş. Yani bu eğer hani özellikle tipimiz kötü değilse yani ondan kaynaklanmıyorsa böyle dayanamayacak şekilde bu kesinlikle iki kitlenin birbirinden farklı olduğu izlenimini veriyor bana, çıkarımını yapıyorum burada. Ki videonun daha önemli ve daha etkin olduğu düşünülüyor özellikle hani son dönemde, son yıllar video kral bir içerik olarak gözüküyor. Hani podcast daha yeni gelişiyor ama burada sizin açınızdan podcast daha belki kitle evet, açısından. Ama bizim yani. Videomuz da zaten görüntüsüz. Yani YouTube'dan girdiğiniz muhabbet yok, teorisinden bahsediyorsun. Yok mesela Tevfik Uyar olarak Akıl Var Mantık Var yapıyorum. Evet, onun da en fazla izleneni 3000 izleniyor. Onun da abonesi 2900 yani. Valla hani şimdi nedenini tam bilemiyorum ama benim hipotezim şimdi podcast dediğin şey herhangi bir iş yaparken gözünüzü meşgul etmeden de dinleyebileceğiniz bir şey. Ama video sürekli bir dikkat de gerektirdiği için insanlar onunla kendini adamakta daha çekingen olabilir, vakit bulamayabilir. Bu tabii. Ayrı bir mesele. Yani aynı zamanda bir şey dinlemek para, bizim şu ana kadar dinleyicilerimizden aldığımız feedback'e göre ki mesela bir burada da bir beyefendi vardı, o da söylemişti. Ben koşarken dinliyorum diyor. Hı hı. Köpeğimle beraber koşarken. Biz tasarım öğrencilerinin tasarım yaparken dinlediğini biliyoruz ya da iş olarak bu işlerle uğraşanların. İnsanların en çok trafikte uzun yolda dinlediğini biliyoruz. Ders çalışırken dinlediklerini biliyoruz. YouTube bunlara imkan vermez. Ya daha doğrusu görsel, video. Video başlı başına bir iştir. Bir şey izlemeniz lazım. Tamam, onu da sesini dinleyebilirsiniz de. Daha yüksek data harcıyor bu arada. Yani daha pahalı bir bir şey, bir video izlemek pahalı. Kuvvetle muhtemel bundan kaynaklanıyor. İnsanlar bizi bir şey yaparken dinliyorlar. Peki konuları seçerken nasıl bir metodoloji var? Herkesin farklı yöntemi olduğunu bu en azından bu festival diyor. Kimileri çok rahat doğaçlama, kimileri çok hazırlanarak giriyor. Sizin nasıl konu söylemekten utanıyoruz. Evet aslında. Bunu itiraf etmiş. Bunu pas geçebiliyor musun? Hayır. yok. Şeye, sen şimdi, daha politik ifade edersin. G-Pod çok rahattı, ondan daha rahat olabileceğini düşünmüyorum. Yani yok, onlar oturuyoruz değiliz. Yatakta, işte aklımıza geliyor, konuşuyoruz. O kadar rahat bir... Yatak kısmı hariç sanki. Evet, aynı yatağa girmiyoruz, onu da rahat ediyoruz. Ya, biraz yumurta kapıya dayanma olayı var bizde. Yani ne yazık ki istediğimiz kadar önden planlama yapamıyoruz. Ama bazen böyle birkaç gün önceden karar verip iyi hazırlanabildiğimiz oluyor. Mesela o haftanın... Şimdi, tipik olarak diyelim arzu ettiğimiz ve bazen de gerçekleştirebildiğimiz şey o haftanın bilim haberlerini bir taramak, birkaç tanesine karar vermek, arka planı hakkında biraz araştırma yapmak, bu neden önemli, nasıl önemli gibi söyleyebilecek duruma gelmek ve mesela 10'ar dakika birer haber alıp bu konuda tartışmak. Ondan sonra yarım saat ana konumuz üzerinden, yarım saat 40 dakika gitmek. Bu ana konumuz bazen bildiğimiz bir konu olabiliyor. Okuduğumuz bir kitaptaki bir şeyi etraflı anlatmak olabiliyor. Gündemle alakalı olabiliyor. Mesela. Bazen bir konuya karar veriyoruz ama o konuda bir şey okumamış oluyoruz. Bir kitap, iki kitap bitirdiğimiz olabiliyor da hazırlanmak için hızlı bir şekilde bazen. O da işin keyfi tabii. Yani. Ve ondan sonra siz edit kısmına geçiyorsunuz. Aynen öyle. Evet, yani şöyle de var. Kübra'nın bize özellikle o haberleri tarama dönemimizde hani önemli olabilecek haberleri önceden gönderdiği bir sistemi bir ara oturtmuştuk birkaç program.
Kübra haberleri tarıyordu geçen haftanın haberlerini. Ya Kübra da bilime uzak bir insan değil bu arada. Matematikçi ve yapay zeka çalışıyor. Hani o bir şeyler tarıyordu, buluyordu. Biz o haberlerden bu konuşmaya değer bu değil diye kendi aramızda karar verip devam ediyorduk. Şimdi taradıklarımızı gerçi artık 60 saniyede bilim turu adı altında. Ha evet, yeni bir şimdi, evet. Tabii şu var, belki bilmeyenlere söylemek lazım. Açık Bilim bir podcast kanalı. Yani bir podcast yayını tabii ki ama altında farklı çeşit, farklı evet. kişiler tarafından yapılan farklı formatta birçok program var. Yani biz muhabbet teorisi ekibiyiz. Ama normalde aynı zamanda Açık Bilim yani kanallı idare eden ekibiz. Hani bu bazen karıştırılabiliyor yani. Eskiden yayınımızın adı da Açık Bilim de artık Açık Bilim bir üst çatı şey gibi bir şey oldu. Peki onu genişletmek adına mesela şöyle mi oluyor? Size işte başvurup ben de bir podcast üretmek istiyorum ya da biz de katılabilir miyiz gibi bir böyle bir etkileşim mi oluyor? Yoksa siz o podcastleri çoğaltmak için genelde bildiğiniz kendi çevrenizden en azından ve bilgisine hakim olduğuna inandığınız kişileri mi davet ediyorsunuz? Nasıl oluyor? Bu ikinci söylediğiniz geçerli. Çünkü ilki ya birincisi işte kırmızı çizgiler demiştik ya. Biz bu kırmızı çizgileri her programda aşmayacağından emin olduğumuz kişiler olması lazım programımızda. Yani öyle bir iki örnek dinleyerek buna karar veremeyiz. Bu sebeple Açık Bilim'i podcast kanalına ilk dönüştürdüğümüzde ilk daveti Neuroblog'a yaptık. Onur Arpat ve Tamer Yılmaz'ın bildiğimiz, tanıdığımız bu konudaki bilimsel etik ve en azından bilimin yöntemi, bilimin nasıl yapılabileceği ile ilgili yani hiçbir şüphemiz olmayan kişiler. Daha sonra Bilim Fili görüntülü bir yayına başladı. Onlara da dedik ki siz görüntülü yayınınızı yapın. Ses kısmını biz podcast kanalımıza alalım. Onlar da bu fikri sıcak buldular. Bir de Bilim Kurgu Kulübü kurucusu İsmail Yamanoğlu'na teklif ettik. Dedik siz sesli yayınlarınızı, sesli öykülerinizi YouTube'da yayınlıyorsunuz. Bir de bunu bir ses platformu lazım. O zaten öykü sonuçta, bir kırmızı çizgi etik gibi bir durum yok. Bilim kurgu olması yeterli ki bilim kurgu kulübü bu konuda yetkin. Ne bilim kurgudur değildir hani ayırabilecek bir şey de. Şu an için yayınlarımız bunlar. Muhabbet teorisini, bir ara benim kendimin Akıl Var Mantık Var serisi vardı. Şimdi 60 saniyede bilim var. Doğukan ve Kübra yapıyor. Yakında işte ekibimizin bir su diye bir arkadaşımız daha var. Hepsinin dahil olduğu başka bir sürpriz bir şey var. Bu ilk kez burada açıklayayım. Kaan bile bilmiyor bu arada. Vallahi neymiş bu? Bitin Gözü diye bir yayın düşünüyorum Bitin ben. Bitin Gözü. Evet. Şeyle karışmasın. Amacımız o değil o kesinlikle. Değil. Tamamen şeyi kastediyoruz. Bitin Gözü'nü. Burada 10 dakikalık böyle o hafta işte Twitter'dan ya da sosyal medyadan ya da geleneksel medyadan saçma sapan komplo teorisine dayanan bir şey olursa o arkadaşlar Bitin Gözü'ne şey koyacağız. Tamam. Bu ne zaman başlıyor? Benim iki hafta çok sık denetlemelerim var iş hayatımda. Onlar atlatır atlatmaz. İşte tüm bunları yaparken aynı zamanda başka bir rutin işimizi var ve hayatımızı idame ettirmek zorunda kalıyoruz. Bir de konu yani seçiminde bir de bu da yeri gelmişken de, örnek teşkil ediyor. Yalan Savar ekibine de çok dahil olduğumuz için konularımızın pek çoğu da eleştirel düşünce üzerine ve yaygın safsatalar üzerine, işte bilim dışı şeyler üzerine falan da olabiliyor. Onların eleştirisi ve bilimsel olarak düzeltilmesi üzerine olabiliyor. Bu da mesela senin dediğinde Bitin Gözü. Komplo teorileri evet, ama bu de biraz bunun şey, bir parçası. Öyle ciddi program değil. Bayağı geyik yani. Bazı şeyleri küfredip üzerine bipleye yani bip koyacağız da. Yani hani o bile olabilir. Bazı şeyleri geyikten öte irdeleyemiyorsun zaten. O kadar saçma fikirler oluyor ki ancak geyik yaparak böyle evet. alay ederek bir şey söyleyebilirim. Ya işte bir de YouTube kitlesini yakalamak için daha eğlenceli şeyler gerek. Yani biz o geçişken değil demiştim ya iki kitle. Hı hı. Bizim bu düşüncelerimizi, bu düşünme şeklini, eleştirel düşünme şeklini ulaştırmamız gereken ama henüz ulaştıramadığımız bir kitle var YouTube'da. Yani sesli yayınlarını kanala, görüntülü yayınlarını YouTube'a koyacağımız şekilde yani hem sesli hem görüntülü izleyicisine beraber ulaşabileceğimiz bir şey de olacak bu. Yayın da olacak dolayısıyla. Peki canlı podcast için şimdi hani geyik dediniz o konu tam oraya giriyor mu bilmiyorum ama zevkli bir konu. Daha önce konuşmuştuk. Bu arada siz de eğer siz isterseniz seyirciyi de işin içine alabilirsiniz. Bizleri de işin içine alabilirsiniz. Sorularınız varsa da mikrofonu alıp direkt katılabilirsiniz. Ben çok ışıktan görmüyorum. Hani sesinizi duyduğum anda size geri dönebilirim. Açık Bilim ekibine sormak istediğiniz sorular varsa. Şöyle yapınca görünüyor bayağı ya. Evet şöyle yapmak evet. gerekiyor. Varsa soru gelebilir. Bu kalan sürede biz konu olarak sizin de daha önce aslında ele aldınız yani pratiğiniz olan mavi hap mı kırmızı hap mı? İlk önce buradan başlayayım. İlk önce
bilenler bilmeyenler için belki çok küçük bir mavi hap nedir, kırmızı hap nedir açıklayıp ondan sonra bir podcast kaydeder gibi sizi dinlemek üzere sahneyi size bırakıyorum. Şimdi podcast kaydeder gibi yapacaksak Fanilla'yla oturmamız lazım. Evde öyle yapıyoruz yani. Ha, değil mi? Fanilla'yla şöyle rahat rahat. Aynen. Nasılsa kimse pijamadan görmedi. Kahvemizi alıp güzel başında. Kaç dakikamız var bu arada? Bir 10 dakika, 10 dakika hatta biraz açabiliriz. Evet. Şimdi mavi hap, kırmızı hap nedir? Mavi hap, kırmızı hap nedir? Matrix seyredenler tabii bilir. Morpheus, Neo'ya iki hap sunar. Mavi hapı alırsan bildiğin dünyaya geri döneceksin. Normal sokaklar, caddeler, iş hayatı. Bunları da unutacaksın bu arada. Bu hani bizle görüştüğün yerleri unutacaksın diyor tabii. Evet, kırmızı hapı alırsan ama hiç bilmediğin yeni bir ortama gideceksin ve gerçeğin ne olduğunu göreceksin diyor. Matrix seyredenler bilir tabii sonrasının ne olduğunu. Seyretmeyen var mı? Seyretmeyen varsa spoiler olacak. Kulaklarınızı kapatın lütfen. Yoktur herhalde diye düşünüyorum. Bir tane gördüm, kulağını tıkadı arkadaşım. Olsun. Neo kırmızı hapı çekine çekine alır ve ondan sonra her şey değişir. Kendisine bir karanlık, bir büyük bir yerde, bir şeffaf kutunun içinde, bir sıvının içinde yüzerken bulur ve uyanır. Her tarafından borular sarkmaktadır. Kapak açılır ve sifon gibi bir şeyle beraber suyla dökülür bir yere. Orada bir şey onu, bir pençe onu alır ve yukarı çıkarır. Yeniden doğmuş olur bir alegorik bir şekilde. Matrix zaten rahim demektir Latince. O rahimden çıkar, doğar, gerçek dünyaya gözlerini açar. Herhalde soru şurada. Siz olsanız mavi hapı mı alırdınız? Yani gerçek dünyayı bir yanılsamada mı yaşardınız? Yoksa acı gerçeğe gözlerinizi açmak mı isterdiniz? Ben hemen mavi hapı alayım. Ben de mavi alırım ya. Sen neden? Sen ne alırsın? Önce bunu söyle. İşte bu zor soru. Şimdi Matrix dünyası... Poliste mavi diyordun, ne oldu ya? Allah Allah. O başka mavi hap. İşte moruklara hiç güvenim olmaz. Hiç. Tansiyon hapı mıydı o? Tabii. Öyle. Şimdi... Kararsızsın anladığım kadarıyla. Kararsız değilim. Duruma göre değişir diyorum. Benim klasik şeyim, motom budur zaten. Duruma göre değişir. Evet, Engin Ardıç da öyle diyor biliyorsun. Vallahi Engin Ardıç çok şey diyor. Şaka. Çok kötü benzetme oldu, özür dilerim. Vallahi evet ya, çok gücendim. Ben olsam hakaret gibi algılardım. İşte dışarıda döveceğim ben seni. Tamam, neyse hadi peki. Çıkışta değilsin. Çok yaklaştırdım gene galiba. Şimdi şöyle diyeyim. Matrix dünyasında yaşıyorsan zaten kırmızı hapı bir şekilde aldıysan bile eninde sonunda geri dönmek de istemek gayet normal. Şimdi oradaki tercih çok aşırı bir tercih zaten. Sefalet içinde yaşamak var. Mağaralarda saklanarak, böyle yarı aç yarı tok, yemek olarak lapa yiyerek falan ve sürekli ölüm tehlikesi altında yaşayarak işte Sion'da yaşamak. Bir yandan da rahat bir şekilde normal yemeğini yiyeceksin, normal bildiğin hayatta yaşayacaksın, yumuşak yatağında uyuyacaksın. O tercih. Ha tabii, bu arada bildiğin hayat iyi mi de burada önemli bir soru, yeni fark ettim. Bir de asıl sefalet aslında ne? Yani gerçekten uzak kalmak da bir sefalet mi? Yani. Ha şimdi o filmde Neo şeydi. Bilişim dünyasında çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Patronu kıl bir adam. Hı hı. Yani çok rutin bir hayatı var falandı sonuçta. Rock yıldızı değildi yani. Orası da öyle. Kaldı ki daha sonra Neo ve arkadaşlarına ihanet eden Cypher da böyle biraz şey yapar orada felsefi olarak. Ben bu bifteğin gerçek olmadığını biliyorum. Ama yine de gayet lezzetini alıyorum. Şarabımı içiyorum der. O yüzden umurumda değil bu Sion falan. Yalan bile olsa duymak istiyorum. Ki o da Rock yıldızı olmak üzere kontrat yapıyordu. Evet yani. Bir de öyle. Orası da öyle. Yani ben niye maviyi alacağımı açıklayayım. Birincisi gerçek dünya zaten kavramında bir problem var. Tamam, kırmızı dünyayı alıp uyanacağım dünyanın gerçek dünya olduğundan nasıl emin olacağım? Ya aslında kırmızı hap aldığım zaman saçma sapan bir rüyaya yatıyorsam, hı hı, ya da hadi diyelim saçma sapan rüyaya yatmıyorum, gerçekten o rahimden doğdum geri. Ya orası da gerçek değilse, yani orada da bu sefer yarın bir gün yeşil hap mı sarı hap mı diye bir seçenekle karşılaşıp bu sefer de yeşil hap alırsan daha gerçek dünyaya gideceksin falan. Burada yine yani hani, iyi kötü bir dünya var. Evet, önde sonunda burada hani oyun teorisinin şey mantığı vardır ya, bir yani eğer hareketleri önceden belirleyen bir şey yoksa, yani tamamen rastsalsa, rastsal hareket etmek esastır. Strateji kurmak anlamsız. Ya bir şekilde böyle bir belirsizlik varsa algıladığım şey zaten gerçektir, sonucuna ulaşırım. Evet. Şimdi yani bu dünya zaten şu an benim gerçek dünyam. Hakikatte ben şu an kırmızı hap alıp Matrix'te gideceğim yer
uyandığım an orası gerçek dünya olur. Ama henüz uyanmadıysam gerçek dünya burası yani. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Şimdi aslında Neo'nun kendini bulduğu yer o Matrix yani rahim. Aslında çok yakın başka bir analojiye de sahip, başka bir mecaza da sahip. Hepimizin aslında benliğimizin nerede olduğunu düşünelim. Elimizde kolumuzda değil. Yani onlar olmasa da biz biziz. Kalbimizde değil, kalbi değişenler de aynı kişi. Yine bir benliği var. Nerede benliğimiz? Burada, kafamızın içinde. Ayak pardon. O zaman bir yere vurmamaya çalışma ayağını. Şimdi kafamızın içinde ne var? Beyin. Beyin bir karanlıkta, bir sıvının içinde yüzüyor ve onu besleyen borular, damarlar vesairelerle. Aynı Neo'nun uyanmadan önceki hali gibi değil mi aslında? Yani sadece damarlar değil, hatta duyular işte elektriksel olarak şu an buraya dokunduğum zaman. Yani aslında Neo'nun doğmadan diyeyim önceki hali bir ceninden çok beynimize benziyor. Bütün algıları da dışarıdan gelmek üzere, bizim beynimizin de öyle. Şimdi bu algılar gözümüzden, kulağımızdan geliyor. Ben şu anda gözüme tutulan ışıklar ve beni seyreden insanlar görüyorum ama gerçekte bunların böyle olup olmadığını bilme şansım yok. Gözüm bana bunu söylüyor. Beynim bunu bu şekilde yorumluyor, alıyor. Ve başka bir ortama geçtiğimde de işte New York'tan Sion'a geçtiğimde onun gerçeklik olup olmadığını yani ne oysam bilmem mümkün olmaz tabii ki. Ona mı güveneceğim? Morpheus gerçekten doğru mu söylüyor? Gerçekten aslında Matrix'i biraz kinik bir şekilde tersten de yorumlamak mümkün. Belki aslında Neo ve Morpheus akıl hastası ve Morpheus akıl hastası Neo'ya onu akıl hastası yapacak bir hap veriyor ve onu bir halüsinatif yalan dünyaya sokuyor. Toplu deliriyorlar. Bu da mümkün. Yani değil mi? Yani, bu, yani filmin çerçevesinde aslında bu simetri var ortada. Ayırt etmek mümkün pek değil. Tamam, o zaman buradan yani gerçeğin zaten hali hazırda şu an yaşadığımız ve deneyimlediğimiz şey olduğunu sonucuna ulaşırız değil mi bir şekilde? Yani şöyle diyeyim. Sen de mavi apalarısın o zaman yani. O sonuç ona çıkıyor. Ha, başka bir açıdan ben çevireceğim ben bunu yine. O yüzden hala İlle mavi apalarım. Yani mavi deyince sanki şey olacak ha yani. İhanet edecek. Bir şeylere. Niye şimdi, öyle düşünüyor şimdi acaba? Şimdi tabii şey Matrix filmi çerçevesinde konuşuyorum ama ben dünyada gerçek diye bir şey olduğunu kabul ediyorum. Yani bunun bir ispatı yoktur. Bu benim metafizik inancım. Gerçek diye bir şey vardır. Yani insanların yanılgısı değildir. Ulaşamasak bile bir gerçek vardır. Ben temel bir prensip olarak kabul ettim. O zaman yani Matrix alegorisi içerisinde de bunu söyleyebilirsin. Evet, bir yerde o zaman bir gerçek evet, var yani. Evet var ama Morpheus'un aslında verdiği gerçeklik o mudur? Ondan emin olamıyorsun. Ama şimdi tabii. O zaman bu hayatta sana yani matematiğin gerçek olduğunu da bilmiyorsun sonuçta. O da gerçek sana verili. Gerçek. Hayır, o da verili gerçeklik ama. Ha Morpheus vermiş. Ha Demokritus vermiş. Yani şey vermiş. O da verili gerçek. Biraz öyle. Biraz yani öyle. Ki aslında bütün çabamız bu epistemolojik çabalar falan da o gerçeğe ne kadar yaklaşabileceğimizle ilgili şeyler de o da var. Yani o zaman ben problemi biraz daha hafifletsem. Yani böyle New York'un lüks yaşamıyla CEO'nun sefil hayatı yerine daha küçük bir tercih haline getirsem mesela. Mesela. Kırmızı hap işte rahatsız edici gerçeği kabul ederek belli bir konfordan vazgeçmeyi temsil ediyor olsa ama bu konfor bu kadar büyük bir fark gözetmesin. Mesela bir yolsuzluğa karışmayı reddetmek, bunun karşılığında da gelirinin bir kısmından vazgeçmek, fakirliğe razı olmak olsun. Böyle bir durumda herhalde çoğunluk kırmızı hapı tercih edecek. Yani ben namussuz bir hayat yaşayacağıma fakir ama onurlu olayım diyecek. Çoğunluk bunu mu tercih edecek sana göre? Öyle olduğunu düşünmek istiyorum ama gerçekten de güzel. Ne kadar öyle bir bakalım ya. Yok. Şimdi insanların çoğunluğu aslında o coğrafyayı kadar da belir tamam. Yok, insanların çoğunda aslında şey var böyle insanların çoğu aşırı makyavelist değildir. Yani kendi çıkarları için her şeyi de yok yakmazlar, yok etmezler. Çoğunluk aslında o kadar da oportunist değil çoğunluk. Herkesin bazı prensipleri var. Bazısı bizimkinden daha gevşek olabilir, daha esnek olabilir. Biz başkalarına göre daha esnek ve gevşek olabiliriz. Ama burada herkesin mavi bir durduğu nokta vardır. Tamam da burada eksik tanımladım problemi. Mavi hapı almanın da bir riski olması lazım. Eğer hiç risk yoksa, sen sadece şu an yolsuzluk yapma ve kendi öz saygısını yitirmek kadar kısa bir şeyden bahsettim. Biraz da gelir kaybından bahsettim. Şimdi bak hadi tamam ama hani gelir kaybına uğramaya razıyım. Yeter ki adım yolsuzlukla anılmasın oldu sadece. Mesela yolsuzluğa çok büyük ceza da var mı? Mesleğini kaybetme riski de var mı? Şimdi buraların da önemi yok mu sence?
Doğru. Onların da önemi var. Çünkü sadece tanımladığın şekliyle insanlar hiçbir yaptırımla karşılaşmayacaksa sırf kendi şeyleri için bence yolsuzluktan vazgeçmezler. Yolsuzlukla caydırıcı başka unsurlar olması lazım. Senin dediğin herkesin kendisine öz saygısının muazzam olduğu, ahlakın çok yüksek olduğu bir toplum için falan geçerli olabilir. Öyle bir toplumda değiliz yani. Yani bir ayıplama söz konusuysa tabii orada bir caydırıcı bir şey olacaktır. Mesela yani onları da tanımlaman lazım. Gibi. Tabii. Toplum baskısı. Sen şu an sadece öz saygı çerçevesinde tabii. düşündün. Tabii. Sadece bu da değil, şeyi de düşünelim. Gerçeği bulmak ve bulmamak arasındaki fark. Şimdi pek çok insan mesela mistik düşüncelere ve işte yok büyüydü, nazardı, işte astrolojiydi gibi şeylere onların getirdiği iç rahatlaması yani mavi hap için gerçeği reddetmeye razı olabiliyor. Bazı insanlar ise kırmızı hapı alıp mesela benim içim rahatlamasa ama ben gerçeği bileyim düşüncesinde. Katılmıyorum çünkü bahsettiğin durumda zaten insanlar nazarın gerçek olduğuna inanıyor. Mavi hapı alıp gerçeği reddetmiyorlar. Kırmızı hap, mavi hap seçim probleminde bir yerlerde bir gerçeklik olduğunu ve ona kırmızı hapla ulaşacağını biliyorsun. Burasının artık gerçek olmadığını ama gene de pratik sebeplerle burayı tercih edip etmemekten bahsediyoruz. Sen dediğin nazara inanan kişinin gerçeği o zaten. Tam nazar demeyelim. Şimdi tam pişirmeden sunmuşuz ama kanser olan birisinin mesela otları falan kaynatarak kendini iyileştirme çabası diyebiliriz. Ona da inanıyor ama iyileşeceğine inanıyor. İnanıyor. Tamam, mavi hap alan kişi de orada gerçek dünyanın ne olduğuna inanıyor. Onun gibi. Yani rahatsız edici bir gerçeği aslında orada görebileceğini biliyor. Kendini kandırmayı tercih ediyor. Ben sana daha basit bir şey söyleyeyim. Söyle. Bayağı sorunlu bir çift var. Mavi hap hala karşısındakinin kendini sevdiğine inanmak. Kırmızı hap ise onun aslında onu sevmediğini, ne kadar kötü bir şekilde kullandığını, istismar ettiğini kabul etmek. Çok güzel. Bu daha iyi. Burada tamam. Yani istismar edildiğinin farkında ama sevdiğine inanmayı, yani mavi hap almayı tercih ediyor. Diğerlerinde mavi hap zaten yani mavi hapı almayı tercih ediyor diyemiyoruz. İnanıyor, nazara inanıyor, astrolojiye inanıyor, otun ona yarayacağına inanıyor falan. Yani burada gerçeğin ne olduğunu anladığı zaman bir bedel kaybetme ödemesi lazım. Yani kırmızı hapı almak bedel ödemek demek. Kendisine ve bu konuda uyarıda bulunanları görmezden gelmeyi, onları dinlememeyi tercih ediyor. Çünkü onları dinlememek onu rahatlatıyor, iç rahatlığı veriyor. Aslında bilmiyor değil. Tabii dinlemek kırmızı hap zaten. Dinlerse ve onların dediklerine ikna olursa ayrılmak zorunda sevgilisinden. Yani mavi hap dünyasından ayrılmak zorunda. Evet ama... bu dediğin gibi gerçeğin o olduğunu zannetmek değil. Çünkü gerçeğin onun olmadığını söyleyenler var. Ya tamam, bu örnek bunu uygun diyorum zaten. Tamam. Yok, bu örneği ben verdim ya. Diğerleri için. Yok, benim kafam biraz diğerlerine de gitti. Mesela bu neydi? Zakkum kaynatıp kanserin iyileştireceğini düşünmek de aslında biraz öyle. Bu işe yaramaz. Değil abi ya, katılmıyorum. İnanmıyorum. O bayağı zaten şifanın doğada olduğuna inanan. Asıl sen ona tıbba git dediğin zaman mavi hap al demiş gibi oluyorsun. O kişiye göre bütün şifa doğada zaten. Onun gerçeği o zaten. Sen ya bir de kemoterapi gör deyince adama ya hadi neyse falan diyor yani. Ya tamam neyse, patinaja başladık. Yani evet evet yine... neyse burada. Tamam ben seni anladım ya, yani saygı duyuyorum. Sen beni anladın da işte herkes bizi anlasılmasın mesela. Yok ya, bence herkes anlamıştır ya. Burada gayet. Aslında bir şey yapabilir miyim? Mavi hapı tercih eder, yani söz değil de bir el kaldırabilir mi? Mavi hapı tercih eder. O bir kişi mi? İki kişi. Sadece iki kişi mi? Kırmızı, herkes gerçeğin peşinde. Ya da en azından öyle söylenilen gerçeğin peşinde. Ben tam ters bir şey bekliyordum. Sizde ama bir mavi hap daha çok. Aslında yok. Önce sorsan kırmızı hap derdim. De yani artık. Vallahi net bir tarafsa ben de kırmızı hap diyorum. Yani... insanın kendi hayatında böyle dediğim gibi bir tercihler hep oluyor. Ben de kendi payıma düşenleri yaptım ve rahatsız edici gerçek için bazen rahatlık verici bir yanılgıdan kurtulmayı tercih ediyorum. Adam şimdi yolsuzlukla falan eşitledi mavi hapı. Ondan sonra ben kırmızıyı alırım falan diyor. Hayır, öyle düşünürsek değil. Ben de alırım. Şimdi ben de hayatta bazı doğru şeyler için bir şeylerden fedakarlık ederim tabii ki. Kırmızı hap da gerçek Matrix problemi için söylüyorum, mavi hap alırım. Zaten soru o şu an. Gerçek Matrix problemi için. Yok, ben onu biraz genelleştirip yani demin dediğim abi ifadeye... genelleştiremeyiz ya. Bunu genelleştirme yönünde yaptığımız her çaba hiçbir zaman bütün dünyanın yıkılması, bütün gerçek olduğunu bildiğin dünyanın yıkılması, yepyeni bir dünyaya ulaşman, o dünyada da robotlara mağlupsun, yiyecek yok, alan yok, oksijen yok, gökyüzü yok, hiçbir şey yok. Yani bu şartlar altındaki hiçbir şeyi dünyadaki bir problemle
karşılaştıramayız. Tamam. İşte o yüzden de karar vermek kolay diyorum. Ama problemi değişik bir şekilde daha küçük ölçekte ifade ettiğimizde gri bölgeye giriyoruz. Ben sana güzel örnek buldum. Vaktimiz var mı? Var. Son. Ay, şimdi Huntington hastaları ilk semptomları göstermeye 35 yaşında falan gösterene kadar bir riski olduğunu bilirler ailede varsa %50'dir. Aslında bunu öğrenmek çok kolaydır. Gidersiniz bir genetik test yaptırırsınız. 40 yaşına gelince Huntington hastalığından ölüp ölmeyeceğinizi daha 10 yaşındayken öğrenebilirsiniz. Ama bu hastalar ilk belirtileri gösterdikleri 30-35 yaşlarına kadar asla gidip o testi yaptırmazlar. İşte bu kırmızı hap mavi hap problemidir. O testi yaptırmak kırmızı hapı alıp gerçeği öğrenmektir. Teste gitmemek mavi haptır. Sen aynı durumda olsan bir an önce 35-40 yaşında öleceğini inanmayı mı istersin testi yaptırıp, yoksa aslında ben yaşayacağım ümidiyle yaşamak mı istersin? Al sana gerçek bir kırmızı mavi hap problemi. Şimdi söyle bakalım. Olağanüstü zor. Bak, olağanüstü zor. Öyle bir durumda olmak istemezdim gerçekten. Yani insan tabii bir durumda olmadan o konuda ahkam kesmemeli. Ama illaki şu anda bir cevap vermemi istiyorsan ben önceden bilmek ve hayatımı ona göre düzenlemek isterdim. Şu andaki halimle söylüyorum. Ama gerçekten öyle bir hastalığa sahip olsaydım ne söyleyebilirdim, ne yapardım bilemiyorum. O konuda bir şey. Bunun anketini yapabilir miyim? Yapalım. Test yaptırır mıydınız? Yaptırmam diyenler. Ben de yaptırmam kesinlikle. Belirsiz kalsın bazı şeyler ya. Evet. Ya belirsiz kalırsa bir ümitle yaşamaya devam edebilirim ama belirli olursa ya zaten 30 yaşında öleceğim diye yaşanmaz ya. İtibaren yani. Geçiren süreç. Tabii. Normal bir hayat yaşama olasılığım ortadan kalkar çünkü yani. Bu tam bir kırmızı hap mavi hap problemidir şu an. Nasıl? Kaç yaşında testi yaptıracağız? 10 yaşında. Siz kaç yaşındasınız? Ben şu an 25 yaşındayım. Yaptırır mısınız? Yaptırırım. Yaptırırsınız. Evet. 40 yaşında yaptırmam. Yani 5 yıl kalmışsa ölmeme ya da 30 yaşında 35 yaşında öleceğimi varsayalım. 30 yaşında 32 yaşında yaptırmam. Ama 20 yaşında 25 yaşında. İnsanların genel tavrını söyleyeyim. İnsanlar genelde ilk belirtileri göstermeye başlayınca test yaptırıyorlar ve öyle çıkarsa bir an önce evlenip çocuk sahibi olmayı hızlandırılmış bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Şimdi 40 yaşımdaki aklım 10 yaşımda olsa böyle bir testi yaptırmak isterim. Çünkü öbür türlü ne yapacaksın? İnsanlar böyle hayat bitmeyecekmiş gibi bol bulamaç yaşarlar hayatı. Tam da şu anda öyle. Trafik kazasında ölebilirim. Dur. Yani ölebilirsin ama ölmeyebilirsin de. Şimdi öteki de var işte 40 öyle. Yaşımda öleceğimi bilirsem mesela boş şeylerle vakit geçirmem. Televizyon fazla seyretmem. Yani ne yapmam gerekiyorsa ona doğru hızlı bir şekilde ilerlerim. Öyle bir şeyin sonlu olduğunu bilmek insana hayatta büyük bir farkındalık sağlar. Ama yaptığın her şeydeki verimi azaltmaz mı? Yo, bilakis. Bence ben yani bir ara gırtlağında kitle çıkıp öleceğinden şüphe edip bir süreç yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Eğer madem öleceğim, yani yapacağım bir şeyin bana katkısı yok diyerek büyük motivasyon kaybına uğruyorsun. Hiçbir şey yapamaz hale geliyorsun. Gerçek bu. Yani ben öyle kanser olup kanserle mücadele edip o sırada hayatının müthiş üretimlerini gerçekleştiren insana da pek rastlamadım. O çok büyük bir... Çünkü aslında bir şey üretirken arkasındaki motivasyonlardan bir tanesi onun kalıcı olacağını ve yani onunla çok uzun süre gurur duyabileceğiniz ya da onunla yaşayabileceğinizi bilmek oluyor galiba. Çünkü o dönemdeyken dediğim gibi üretimim sıfıra inmişti yani. Ya sadece üretim de değil bir şeydir. Antik çağdan beri filozoflar böyle ölümü hatırlamayı hep tavsiye ederler. Ölümü gözünün önünde tutasın ki yani hatırlarız onu tutarız yani. Hayattan tad alasın işte. Çünkü hocam ölüm var. Ölüm var. Memento mori. Yani ölümü hatırla. Bu şekilde işte bugün ölebilirim diye düşündüğünde o gün yaptığın şeyleri çok daha farkında olarak, daha böyle bilinçli olarak yapıyorsun. Öbür türlü hayatta akıp gidiyorsun. Şimdi böyle bir İdam cezasıyla karşı karşıyaysan kaçınılmaz bir şekilde o zaman ne zaman biteceğini bilmek bence daha doğru bir şey. Şimdi idam cezasında biraz daha farklı bir pozisyon var bence de. Yok işte bugün idam cezası yani öleceksin. Şimdi diyorsun da 40 yaşımda ölüp ölmeyeceğimi zaten şu anda bilmiyorum ben. Evet. Yani bunu Huntington hastalığı olarak düşünmeyelim. Tamam. Zaten bana araba çarpabilir yani hasta olabilirim, X olabilir, Y olabilir, cinayete kurban gidebilirim. Bu belirsizlik her zaman var. Ve bu belirsizlik sayesinde ölmeyeceğimiz, en azından bir 70 yaşında yaşayacağımız ümidiyle bu hayatı yaşıyoruz. Hiç kimse seneye ölebilirim diye düşünerek yaşamıyor zaten yani. Ama şimdi öyle düşün, nasıl diyeyim,
bugün ölebileceğini, trafik kazasında ölebileceğini düşünmek, bilmek senin üretimini engellemiyor mu? Demin öyle bir şey... Ölebileceğimi bilmek değil, öleceğimi bilmek farklı. Yani ölebileceğimi bilmek şu anda olabilir zaten. Şu düştüğü an ölüyoruz tamam. Bakın hepimiz. Üçümüz birden canlı yayında ölüyoruz. Yani. Çok gencim daha. O başka bir şey. Neyse bir soru var galiba. Sen söyle söyleyeceğini. Bizim böyle konular dağılır bazen. Evet biz çok uzatırız yani. Burada editlenecek bir şey çıktı mı? Bir saat 10 dakika sürüyor çünkü. Çok editleyeceğim. Öyle mi? Peki yok, ben yalan savar içinde orada. Evrim ağacı içinde söylediğim şeyle kapatayım. Hani bizim için bu koca işte sahte bilgiler, dezenformasyon arasında doğru bilgiyi filtreleyip bilabedelde bizimle paylaştığınız için bütün seyirciler adına kendim adına teşekkür ediyorum. Katıldığınız için son konuğumuz olduğunuz için de. Sağ olun, biz de ayrıca teşekkür ediyorum. Açık bilime alkışlıyoruz. Daha fazla podcast. Bilgi edinmek isteyenler, tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cildinin 1412. sayfasına bakabilirler efendim. Bu kayıtları tekrar dinlemek isteyenler Power aplikasyonunda festival sayfasında bütün festivaldeki kayıtları tek tek dinleyebilirsiniz. Harika. Katıldığınız için özellikle sabahtan beri burada bekleyenler için çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi alkışlıyoruz. Bir dahaki festivalde görüşmek üzere. Çok teşekkürler.